Arkadaşlar selam kanalıma hoş geldiniz ben Melih Bugün sizlerle Clash of Clans'ta klan savaşı ilgilerinin 5. gününün saldırılarıyla karşınızdayız arkadaşlar Hemen videoya geçelim <laughs> Arkadaşlar video başlamadan önce aşağıdan video beğenip kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın Bugün Master Mili hesabından ilk olarak yeti atıcı saldırısı yapacağız arkadaşlar 4. gün saldırılarında Yaptığımız ordunun aynısını tekrar yapacağız arkadaşlar bir önceki videoda 5. gün saldırılarımız çok önemli demiştim cidden çok önemli çünkü rakibin şu an klan savaşı ligini ben size göstermek istiyorum durumunu şu an gördüğünüz gibi birinci durumdayız şu an ikinciyle kapışıyoruz arkadaşlar İkinci bizden güçlü hesapları var. Belediye 14 hesapları çok fazla arkadaşlar. Bizden aşırı güçlü köyleri var. Bizim belediye 11'in karşısına rakip belediye 13 düşüyor. Belediye 12'nin karşısına belediye 14 düşüyor. O yüzden çok güçlüler arkadaşlar. Şu an gördüğünüz gibi durum bu şekilde. 28'e 18 yenik durumdayız. 6 tane savaşımız kaldı. Rakibin 4 saldırısı kaldı. Rakibin altlarını üşledik. Altları birazcık kolaydı ama üstleri aşırı zor arkadaşlar. 2 tane sıfır yıldız attık. Maalesef ki sıfır yıldızda kaldılar. İnşallah bugün 28 Yıldız'a yetişebiliriz arkadaşlar 5 saldırıda. 5 saldırıda ikişer yıldız alsak, bir kişi 3 alsa falan bilmiyorum arkadaşlar bayağı zor yetişmemiz öyle duruyor ama inşallah yenebiliriz yani. Bu bunu yenersek, bu ikinci klanı yenersek birinciliğimiz garanti arkadaşlar. Şöyle el patronu göstermek istiyorum. Takip ediyorsanız lig durumunu arkadaşlar bir önceki videolardan falan e, bu bu klan birinci durumdaydı, 3'e düştü arkadaşlar. Çünkü ikinci klana yenildi şu an Arap klanına yenildi onlar. Şöyle gördüğünüz gibi dördüncü gün Arap klanına 26-24 yenilmişler. Bugün de dördüncüyle yapıyorlar. Sako, John Kurent ile yapıyorlar. Bizim de yarınki saldırımız El Patron'la. Ondan sonra da Sako, John Kure. Yani en zorlar sona kalmış ki maalesef. O yüzden biraz sıkıntıya girebilir lig, lig savaşı. İnşallah birinci veya ikinci olarak ayrılırız bu sezondan. Şimdi ordumu göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi bu şekilde ordum var. Kale yine binici aldım. ordumda da yete atıcı buz golemi filan filan her türlü şeyler var. Şimdi saldıracağımız rakip şurayı mıydı? Evet buraya saldıracağız. 6. sıraya saldıracağız. Karşımıza dalıyoruz normalde ama arkadaşlar sıfır yıldızlar bir yıldızlar filan aldı bizim arkadaşlarımız. O yüzden biraz daha altlara saldıracağız. Onların açıklarını kapatmaya çalışacağız. Çok zor bir köy karşımdaki. Biraz birleşik bir düzeni var ama belediye 13 adına çok güçlü arkadaşlar. Belediye 12 max düzen şeyleri var ki cehennem kuleleri belediye 13 zor bir köy. İnşallah 3 yıldız alabiliriz. En azından 2 bir yıldızda kalmayalım yani bu da bir şeydir. Şimdi rakip klan kalesini çıkartacağız. Tamam şu topa bir tane şey koyarız. Balon koyarız. Şimdi alt kısımdan dalmam aslında üst kısımdan dalmam daha mantıklı. Ama klan kalesiyle erken kapışmak için benim alt kısımdan saldırmam gerekiyor. Şimdi şu kısımdan ben okçuk reçeyi bıraktıktan sonra arkasına 5 şifacı koyuyorum ve şu kısma bir tane okçuk koyuyorum. Ee, bir tane daha koyacağım. Evet tamam. Tüm klan karesini çıkardık arkadaşlar. Şimdi okçuk reçenin orayı temizlemesini bekleyeceğiz. Zehir büyüm var. Okçuk reçe rahatlıkla alacaktır diye düşünüyorum orayı. Ee, okçuk reçenin özelliğini kullanmak zorunda kalabilirim ki öyle öyle de olacak. Evet okçuk reçenin özelliğine bastım. Şimdi birazcık bekliyorum. Nereye kayacağını tam emin değilim. Aşağı kayarsa uçan kışı aşağıdan bırakacağım. Hala bir yere kaymadım maalesef. Kay artık. Öfke büyüsü kullanmak zorunda kalabilirim ve kullandım. Evet şimdi şuradan uçan kışı yürüttükten sonra şuraya ilk zıplamamı koyuyorum ve buz golemlerini şu şöyle yaydım. Şimdi atıcılarımı koyuyorum. Aşağı kısmı biraz pekkaların hızlı halletmesi lazım. Ee, bu arada kraliçeyi kaybettik. Çok kötü oldu. Kraliçeyi erken kaybettik arkadaşlar. Şuraya son zıplamamı koyduktan sonra şu kısma ilk öfkemi kullanıyorum. Şimdi şuraya bir dondurma atacağım. Taktik avcı uçan X şeyinden kurtulamadık ama diğerlerinden kurtulduk. Şimdi son buzumu şu kısma attıktan sonra büyük korucunun özelliğine birazdan basacağım. Büyük korucunun özelliğine şu kısımda basmam uygun diye düşündüm. Hem dev bombalar çıktı hem e, taktik avcı vuruyordu. Şimdi şu kısımda barba kralımın özelliğine basıyorum ki belediyeyi çabucak halledelim oradan. E, belediye hadi çok kralsınız. Evet 2 yıldızı aldık ama 3 yıldız arkadaşlar bir tık zor gibi geliyor bana. Şuradan bir yüzde toplayalım. Evet bu kadar çıkacak ya arkadaşlar. 3 yıldız gelmeyecek ama ben güzel saldırdığımızı düşünüyorum. Kraliçeyi biraz erken kaybettik. O bize birazcık sıkıntı yarattı. Ama 2 yıldız bu köyden almamız iyi. Tek yıldızda kalmadığımıza sevindim açıkçası. Ama yine de yeter mi bu savaş için iki yıldız pek emin değilim arkadaşlar. Bu kadar oldu bakalım. Evet %61 ile bitirdik savaşı. Bu savaş için inşallah yeter arkadaşlar. Diğer saldırılarımızdan inşallah trollemeyiz. Ve onlardan da iki yıldızlar getiririz. Şimdi durum 20'ye 28 oldu. Bizim 5 savaşımız kaldı. 9 yıldız almamız lazım 5 savaşta. Ya bana zor gibi geliyor. Üstlerde benim Master 3 hesabımda Master Mill 2 hesabımda ve Black Eagle Yellow Mask'ta kaldı arkadaşlar. bir kişi de daha var. Gamzenur da varmış bir de. Black Eagle'ı bu arada ilk defa aldık. Savaşa beni alır mısınız dedi. Aldım ben de. Ya ben de sordum ona ya seni alayım mı dedim. Beşinci savaş çünkü daha güçlü gir girmek istedim. Al dedi o da. Ama bir buçuk saat kaldı. Şimdi birazdan e posta atacağım arkadaşlar videodan sonra. Onlar da inşallah savaşlarını unutmamışlardır. Önemli savaş. Bu savaşı kazanırsak arkadaşlar kristal 3 garanti diyebilirim. Evet şimdi. Kaybedersek ama bayağı riskli. Şöyle ordumu tazelemek istiyorum ve yeni ordu isteyelim şuradan. Evet arkadaşlar hemen üçüncü hesabım hatta ikinci hesabımıza mı geçeyim? <laughs> arkadaşlar hemen Master Melee 3 hesabına Evet arkadaşlar 3. hesabıma geçtim. Buradan ordumu göstermek istiyorum. Kaleye yeti aldım ve atıcı aldım. Bir de bir tane de balon aldık. İnşallah o belediye halledebiliriz. Bu hesabımdan 2 yıldız almaya çalışacağım. Çünkü rakip zor. Rakip zor olduğu için Bizim garanti 2 yıldızı oynamamız lazım. Şimdi 8. sıraya bakıyoruz. Aslında ana hesabımda bu köyü parçalarım. Ama bu hesabımda çok zor arkadaşlar. Duvarları falan ezik. Ezik baya. Ama birinci madence zaten duvar çok önemli değil. Şimdi. E, savaşa birazdan başlayacağım. Ama birazcık bakalım. Çok taktik düşünmedim videodan önce. Biraz baktım köye ama. Üst kısımdan da alacağım garanti 2 yıldız için. Bir tık bizi zorlayacak. Farkındayım. Ama elimizden geleni yapacağız. Şimdi savaşı başlatalım. Köşeleri birazcık halledeceğiz. Öyle ortadan gireceğiz arkadaşlar. Şimdi şu kısma bir tane okçu atıyorum. Şu kısma bir tane okçu atıyorum. Ve rakip klan kalesini şu şekil çıkartabilirim diye düşünüyorum. Evet, çıkardık. Şimdi aşağı kısma geliyor. Rakip klan kalesini çabucak halletmemiz lazım. Şuradan hatta iki tane dev koyacağım ben. Üst kısmı üst kısmı gitmesin şimdi. Elektrolar. O okçu kulesi öldürsen o okçu, şeyi okçuyu aynen. Şimdi şuradan bir tane daha dev koyduktan sonra ilk zehir büyümüş. Şöyle kullanıyorum ve büyücülerimi atlan yanlış attım. Koydum. Evet. Bu arada okçu kraliçeyi sekmez değil mi? Sekmez ya. O kadar da şanssız değilizdir. Evet alt kısmı hallettik. Şimdi üst kısmı halletmek için de şöyle barbar kralılık koyacağım. Ee, bu arada hiç halledemiyorlar ya. Çok düşük seviyeleri bu hesabımda. Barbar kralımın özelliğine bastıktan sonra savaşı ben şu şekilde başlatıyorum. Ve büyük korucuyu koyuyorum. Şimdi binicileri direkt yığacağım. Büyük koruyucunun özelliğiyle birlikte zeplini koyacağım arkadaşlar. Şu şekil ve şuraya bir şifa şuraya bir şifa attıktan sonra Aa yanlışlıkla zepline bastım. Yemin ederim yanlışlıkla zepline bastım ya. Arkadaşlar şeye büyük koruyucuya basacaktım. Zepline bastım. İnşallah alabilirler atıcılar orayı. Bak şifayı da yanlış attım. Elim ayağıma dolaştı. Elim ayağıma dolaştı ya. 3 tane şifa attım abi oradaki 2 atıcıya. Arkadaşlar biz büyük koruyucuya basacaktım. Zeplin'e güdümlü şey yaptı. Orada yanlışlıkla Zeplin'e bastım ya. Bir yıldız mı aldık cidden? Lütfen iki yıldız alalım. Allah rızası için ya. Yapmayın ya. Ama sıçayım böyle işe ya. Bu hesabımdan valla bıktım ben ya. Yer türlü ben bu hesabımda bir saldırı yapamadım ya. Arkadaşlar elim yanlışlıkla zeplin'e bastım. Bir yıldızda kaldık. Görüyor musunuz işi ya? Of valla. Tam da önemli bir savaştı yani. iki yıldız almam gerekiyordu. Diğer arkadaşların ikişer yıldız alması lazım şu an. Savaş gitti ya. Geri zekalı. Zeplin erken indi ya. Elim kaydı ama. Salak Zeplin ya. Ay Allah'ım yarabbim. Of of. Arkadaşlar inşallah 6. savaşı alırız. Ne diyeyim şimdi? Çok kötü oldu ya. Elim zep ne kaydı büyük koruyucuya basacağım Of of. Arkadaşlar Master Mill 2 hesabından 3 yıldız alabileceğimiz bir köy yok. 2 yıldız alacağız. İnşallah o köyden de trollemeyiz. 3 yıldız bilmiyorum. hemen bir geçelim arkadaşlar o hesaptan da. Ve evet arkadaşlar Master Mill 2 hesabına geçtik. Şimdi bu, bu köyden arkadaşlar Ejder'i 8. seviye yaptım bu arada. Hemen bitir kitabıyla direkt bitirdim arkadaşlar. Ejder 8'imiz var. Biraz daha güçlendi bu hesabımız. Şimdi kale, yeti ve balon aldım. Bu sefer şimdi biraz daha kolay bir köye saldıracağız. Ona da alacağım. Ama 7'yi falan üçleyebilir miyim mi bilmiyorum. Baktım bakmadım bu köye. Üçleyemem. <laughs> Üçleyemem. Evet hemen 10. sıraya bir bakalım. 10. sırayı ben kolaylıkla halledebileceğimi düşünüyorum. Ama ki yani cidden deminki olayı sinirim bozuldu. 2 yıldız alacaktık orada. Yani sırf zepine bastım diye alamadık. Orada bir, bir de bir sürü şifa kullandım. Madencilere atmadım şifaları. Orada ölecekler diye çok korktum. Sağlık olsun yapacak bir şey yok. Valla. Ama yani cidden kötü oldu. Evet şimdi bu köyden inşallah 3 yıldız alabiliriz. Biraz zor bir köy yine. Rakip zaten çok güçlü ama biz yani ben de yani trolledim orada cidden. Zeppelin'e erken basmam savaşı bitirdi. Şimdi bu bu köye ben şu kısımdan saldıracağım. Alt kısımdan şuradan ejder bıraktıktan sonra bir tane balon koyuyorum ve şu kısımdan ben heroları koyacağım ki ok, rakip okçuk ok, kuleçi ejder yem Zaten herolarım düşük çok şey yaramıyorlar maalesef. Evet şimdi o ok köşeyi biraz daha temizlemem lazım bu arada. O ejder bayağı kaymış. Şuradan biraz daha bir temizlik yapalım. Ve şu kısımdan kalan ejderlerimi koyduktan sonra şuraya balonlarımı koyuyorum. Ve büyük koruyucuyu kullandım. birazcık bekleyeceğim ilk öfke için. Rakip klan kalesinin geldi arkadaşlar. Şimdi şurada zeptini kullandıktan sonra büyük koruyucuya basacağım birazdan. Ve bastım arkadaşlar büyük koruyucuya. Güzel bastığımı düşünüyorum. Bence çok güzel bastık. Zeptin nerede bu arada? Ha orada. Tamamdır şimdi Zeptin'e bir tane öfke koyduk. Ee, evet içeride bu arada yetim var. Benim savaşa acil başlatmam lazım. Şimdi şuradan yarasalarımı koyduktan sonra bu arada iki yıldızı aldık. Ama hiç ejderimiz kalmadı. Şu kısma bir tane dondurma atıyorum i̇ki tane büyücü kulesi kaldı. Yarasalarımız duruyor. Şimdi şuraya ikinci buzumu kullanıyorum. Üçüncü buzu da çok güzel atmam lazım. Şu an yarasalar fena ilerlemiyorlar. ve şuraya bir tane buz attım. Ama yetmedi. Yetmedi vallahi. Yarasalar büyücü kulelerinden değil de diğerlerinden çok dayak yedi. Üç yıldız alamadık. Vallahi arkadaşlar bilmiyorum ben mi kötü yaptım saldırıyı bilmiyorum ama alamadık 3 yıldız. Çok fazla yedi askerler ya. Arkadaşlar bu savaşı kaybettik. Şu an çok zor kazanmamız imkansıza yakın yani. 3 saldırımız kaldı. Ama 2 yıldız alınacak 3 yıldız alınacak yerler yok yani. Dengesiz rakip, aşırı dengesiz rakip. Valla bizden çok güçlüler. Büyük ihtimalle el patron da böyle. Yani bilmiyorum yapacak hiçbir şey yok. Şimdi rakibe ekstra 10 yıldız gelecek. Bizi bayağı sıkıntıya sokacak. Bizim yine de fazla fazla yıldız almamız lazım. 10 yıldızı alacak gerek sıralar ama biz yine elimizden geldiğince fazla yıldız almaya bakalım. Buradan 3 tane daha yıldız alırsak hatta eşit eşit olacağız. Hatta daha fazla alırsak geçebiliriz bile. El patronu yener, yenerse yine kazanabiliriz. Bu savaşı kaybedeceğiz büyük ihtimalle. Savaşın sonucunu videonun sonuna koyacağım. İlk 4 savaşı kazandık ama 5. savaşta cidden çok dengesiz rakip geldi. İlk 4 savaş dengeliydi. Yani bu arada arkadan eskici geçiyor. Odam şu an camın kenarında olduğu için çok fazla yani yüksek ses çıkınca çok fazla alıyor videoya da yansıyor bu mecbur olarak arkadaşlar. Bilgisayarda da çekmiyorum videoları telefondan çekiyorum o yüzden çok fazla alıyor sesi. Ama yapacak bir şey yok arkadaşlar. Bugün 3 savaş yaptık. 2 tanesinde İki yıldız aldık bir tanesi de bir yıldıza kaldık onda da elimiz çarptı ya valla elimiz çarptı orada elim ne çarptı ya hala atlatamadım o sinir siniri yani neyse arkadaşlar ben yine de güzel bir video olduğunu düşünüyorum bu savaşı büyük ihtimalle kaybedeceğiz videonun sonuna koyacağım arkadaşlar sonucu arkadaşlar beni izlediğiniz için teşekkür ederim kendinize iyi bakın iyi günler diliyorum hoşçakalın <laughs>